Merhabalar. Şimdi başlık sizi yanıltmasın. Sağlıkta devletin sorumluluğu derken tıbbi hatalardan söz edecek değilim. Genel olarak ve devletçe, hukukça korunması gereken en yüce hak olan yaşama hakkı ve özelin de sağlıklı yaşama hakkı bağlamında devletin görevleri ve sorumlulukları üzerinde duracağım. Böyle olunca da tedavi edici sağlıktan çok daha önce gelen, çok daha önemli olan koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıkta koruma konularını işlemeye çalışacağım. Meşhur sözdür. Testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur derler. Önemli olan testlerin kırılmaması. Şimdi devletin sağlıkta sorumluluğu konusunda bir ayrıntıyı da başlangıçta belirtmeliyim. 4077 sayılı yasada üretici, ithalatçı, satıcı ortaklaşa sorumlu idi. Yeni 6052 sayılı yasada bu yer almadı. Ne oldu? Tüketici ve ekonomik yönden zayıf olan satıcıyla baş başa bırakıldı. Böyle olunca da devlete büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukların başta anayasa olmak üzere ve ardından temel sağlık hizmetleri kanunu olmak üzere birazdan açıklayacağım 7 kanunda devletin denetleme, gözetme sorumlulukları ele alacağım ve burada devletin özel kurum ve kuruluşlarla birlikte ortaklaşa sorumluluk çerçevesinde dava edilebileceği, aynı anda idari yargıda devlete karşı ve adli yargıda kişilere, gerçek veya tüzel kişilere karşı dava açılabileceğini ve bu davalardan hangisi önce sonuçlanmışsa ötekinin konusuz kalacağını. Giderek en sonda örneğini vereceğim. İki, birisi Danıştay kararı, öbürü Hukuk Genel Kurulu kararı olmak üzere bu kararlarda eğer birinden zararın tamamı tahsil edilememiş ise kalanın tahsilde tekevvülü olmamak şartıyla kalan zararın diğerinden istenebileceği ilişkin karar müddetleri sunacak. Evet, bu slogana koyduk. Devlet, kamu ve özel kesim ayrımı yapılmaksızın tüm tedavi kurumlarından ve sağlığa zararlı ürün ve hizmetlerden dolayı üretici, satıcı, sağlayıcılarla birlikte ortaklaşa sorumluluk. Bunun temel kaynağı oturum başkanı Sayın Hocamızla belirttikleri gibi önce anayasa. Sosyal devlet olmanın bir ilkesi olarak anayasanın 56. maddesinde önce devletin herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak için sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemekle yükümlüdür. Şimdi burada halen yürürlükte olan ama rafa kaldırılmış durumda bulunan 224 sayılı yasaya rağmen devlet sağlığı tamamıyla özelleştirme yoluna gitmiştir. O kadar ki kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri bakımsızlıktan dökülmektedir. Şimdi devletin denetleme görevi anayasanın 56. maddesinde bu denetleme kavramı çıkarılan bugüne kadar sağlığı korumayla ilgili çıkarılan bütün kanunlarda bu denetleme işlevi var. Bu bakımdan rahatça devletin dava edilebileceği düşüncesine savunuyor. Tüketici yasasında hep tüketicinin ekonomik çıkarlarından söz ediyoruz. Ayıplı mal, ayıplı hizmet. Sağlık ile ilgili toplantılarda, konferanslarda dikkat ediyorum. Hastane hekim hatalarından başka bir şey konuşulmuyor.
Halbuki asıl konuşulması gereken güvenli yaşam, sağlıklı yaşam konusu. Bakınız, birinci maddede 4 ayrı konu var. Birisi sağlık, ikincisi güvenlik, güvenli ürün, güvenli hizmet. Üçüncüsü ekonomik çıkarlar ve dördüncüsü çok çok önemli çevre tehlikelerinden korunmak. Bakınız ben 3 yıldır katılıyorum bu konferanslara. Zannederim 5. yılı bu, 6. yılı. Çevre zararlarından hiç bahsetmiyor. Halbuki çevre gidiyor, ölüyor çevre. Geri dönmemek üzere. Ben anayasanın 56. maddesiyle TÜİK yasasının 1. maddesini birleştirdim ve devletin sorumlu konularını şöyle bir 4 bölüme ayırdım. Birincisi, burada halk sözüyle devletin sorumluluğunu, tüketici sözüyle de satıcının, sağlayıcının sorumluluğunu belirtmeye çalışıyorum. Halkın, tüketicinin beden virüs sağlığını koruyucu her türlü önlemleri almak, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet verilmesini sağlamak. Birincisi bu. İkincisi, halkın, tüketicinin güvenliğini sağlamak. Üçüncüsü, halkın ekonomik çıkarları. O zaten çok çok işleniyor. Ve dördüncüsü de çevresel tehlikelerden korunma. Devletin düzenleme ve denetim gerekliliği yerine getirilmemişse bildiğiniz gibi idari hukukunda bunun adı hizmet kusurudur. Bu hizmet kusuru nedeniyle söylediğim gibi her türlü sağlığa zarar verici olaylardan dolayı devletin dava edilebileceğini söylüyorum. Bu arada bugüne kadar duymamış olanlar vardır. İdari yargıda açılacak davalarda 2013 yılında 2577 sayılı yasanın 16. maddesine bir cümle eklendi. Bu cümleye göre artık idari yargıda belirsiz alacak davası açabiliyorsunuz. Bunu hala bilmeyenler var. Bu arada bunu da araya sıkıştıralım. 224 sayılı yasa. 1961 anayasasından sonra böyle bir yasa çıkarıldı. Ve bu yasa çerçevesinde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kapsamında bir pilot bölge olarak Güneydoğu'da ana çocuk sağlığı merkezleri ve sağlık ocakları açıldı. Birazdan bunlardan söz edeceğim. Bu yasa halen yürürlükte ama rafta. Bazı GDO'lu ürünlerin raf ömrünün uzun olduğundan bahsediliyor. Onların ömürleri kısa ama bu 224 sayılı yasanın ömrü çok uzun, merak etmeyin. Evet, 224 sayılı yasada ki Nusret bir şeyi saygıyla alalım. Koruyucu sağlık hizmetleri, tedavici sağlık hizmetleri, rehabilite edici, uyum sağlayıcı sağlık hizmetleri. Bunlardan en çok koruyucu sağlık hizmetleri üzerinde durulması gerekmekte. Geçmişten bugüne koruyucu sağlık hizmetleri konusunda neler yapıldı? Ben bunları kısaca değinmeyi yararlı buluyorum. Bir kere kaç sayılıydı? 3359 sayılı sağlık hizmetleri kanunun 3. maddesinde özellikle vurgulanmış koruyucu sağlık hizmetleri. Ve bir de devletin bunları denetleyeceği açıkça belirtilmiş. Şimdi bu çerçevede devletin bu denetleme işlevi yerine geliyor. Önce Cumhuriyet'in ilk yıllarından söz edeceğim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında memleket harap, halk efendim yoksulluk içinde. İşte o yoksulluk ve yoksulluklar içerisinde Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra Atatürk'ün 30 Ekim 1970 tarihli İnönü'ye mektubu var. Diyor ki halkımızın %80'i köylerde yaşıyor ve hastalıktan kırılıyor. Sıtma, verem, tifo, tifüs, trafon, frengi, cüzzam bu hastalıklarla baş etmek zorundayız. Ama elimizde 337 doktor, 434 sağlık memuru. Sağlık memuru dedikse hemşire falan zannetmeyin. İşte hasta bakıcı düzeyinde.
Bunlar pek az, pek az şehirde eczane var. Bunları anlattıktan sonra Atatürk ama diyor yılmayarak çalışmak ve bu zorlukları yenmek zorundayız diyor. Ve o mucize yıllarında sıtmayla savaş, veremle savaş dernekleri kuruluyor. Bataklıklar kurutuluyor. Ben çocukluğumda bilirim, veremden birçok arkadaşım öldü benim. Bataklıklar kurudu. Gerçekten sıtmanın önü alındı. Ve bunun dışında düşünebiliyor musunuz? Güsül abdestinden başka yıkanmayı bilmeyen halka temizlik öğretildi. Tifo tifüs bundan meydana geliyordu. Efendim birçok imece usulü içme suları getirilmeye çalışıldı. Köylüyü buna zorladıkları zaman sonradan muhalefetler ortaya çıktığı zaman buna jandarma dayağı dediler. Hayır, hiç öyle değildi. Ve o ilk 15 yılda koruyucu sağlık hizmetleri büyük bir başarıya imza attı. Geldik 1950 yıllara. Tıpkı bugünlere benziyor. Bu 1950 yıllar. Efendim Marshall yardımı geldi. Dediler ki tek kilometre demir yolu yapmayacaksınız, karayola yapacaksınız. Ve otomotive ve petrole teslim olduk. Ondan sonra paramız hızla düşmeye başladı. Bütün belalar orada başladı. Ve Marshall Kağan'da bir hüküm daha vardı. Diyorlardı ki, efendim siz nüfusunuz artıyor, besleyemiyorsunuz. O mis gibi çayırlarda efendim henüz tarım ilaçları bulaşmamış otlaklarda yetişmiş hayvanların sütlerinden yapılan o güzelim yayık tereyağları zehirliymiş. Efendim dahası zeytinyağı zehirliymiş. Bu propagandaları yaptı o günün satılmış bilim adamları ve ondan sonra da Amerika'nın efendim Mısır dağlarını eritmek için Türk halkına Mısır özü yağına margarin alıştırdılar. Arkasından süt tozu geldi. Arkasından hamburger, Coca-Cola, efendim patates, cipsle çocuklarımız Facebook beslenmeye alıştırıldı. Görüyorsunuz bu bilgi halleri. O günküden nasıl olduysa 1950 yıllar, bugünlerde böyledir. İşte diyorlar ki, şu zararlıdır, bu zararlıdır, durmadan televizyonlarda duyuyoruz, işitiyoruz. Efendime söyleyeyim, GDO'ları dayattılar, Mısır şurubunu dayattılar. Size konuşmanın sonunda Mısır şurubu ile ilgili bir Danıştay kararından söz edeceğim. Ardından da bir Hükümet Genel Kurulu kararından hayretler içerisinde kalacağınızı umuyorum. Evet, 1950 yıllar böyleydi. Geldik 1960'lı yıllara. İşte demin sözüne ettiğim 224 sayılı yasayla birlikte ana çocuk sağlığı merkezleri ve sağlık ocakları kuruldu. Benden sonraki konuşmacının temas edeceği çok çok önemli bir konudur. Çocuk gelirler konusu. Ben o yıllarda görevli olarak UNICEF, Dünya Çocuk Sağlığı Teşkilatı ile birlikte bir mama dağıtım konusu vardı. Orada kısa bir çalışmam oldu. O zaman gördüm. Artık o ana çocuk sağlığı merkezlerinde bir yandan mama dağıtılırken bir yandan da kadınlara doğum kontrolü öğretiliyordu. Sağlık ocaklarında ilk yardım kursları veriliyordu. Enfes bir dönem başlamıştı. Ama 1965'e geldiğimiz zaman bütün bunlar sona erdi. Çünkü serbest pazar ekonomicileri iktidara gelmişlerdi. Bugünler GDO'lu ürünler. Şimdi biyogüvenlik yasasından söz edeceğim birazdan. Göreceksiniz. GDO'lu ürünlerle ilgili ne gibi zararlar doğurduğu kanunda açıkça belirtilmiş. Onları anlatacak. Mısır şurubu konusu ayrı bir konu. Şu anda geçen sene yani 2015'te Bakanlar Kurulu kararıyla şeker kanundaki kota artırıldı. Şu anda Türkiye genelinde %75 mısır şurubu kullanılıyor. Bunun bir zehir olduğunu söylemekte herkes müttefik. Ama önleyen yok. Kim önlemiyor? Devlet önlemiyor. O halde devlete dava etmek hakkımız var. Şimdi koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bayağı, ya burası çok güzel. Bayağı kanunlar çıkarılmış. Bakınız.
tüketiciyi koruma yasasını biliyoruz. 3359 sayılı yasadan söz ettik. Ürünle ilişkin yasa. Ürün yasası çıktığından beri hiçbir şekilde denetim yapılmadı. Hiçbir şekilde uygulanmadı. Bu konuda birçok çabalar gösteren dernekler var. Ben tam bu çalışmayı yaparken, bu yazı hazırlarken tesadüf gazetelerde yeni ilanlar çıkmaya başladı. Dün Aydın Hocam'a bahsetmiştim. Getirmeyi unuttum, yarın getireceğim. Gazetelerde şöyle ilanlar çıkmaya başladı. Dün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakları, Denetim ve Gözetim Merkezi başlıklı ilanlar. Bu ilanlarda ürünler resimleri konmuş, altına da ithal eden veya üreten şirketin adı yazılmış. Orada ilan ediliyor. Diyorlar ki elinizde bu ürünlerden olanlar varsa gidin bu şirkete paranızı geri alın diyorlar. Ben geçmiş olsun diyorum. Çünkü 3 yıldan beri benim gözlemlediğim daha iyisini bilmiyorum. 3 yıldan beri oyuncaklar, okul araç ve gereçleri Çin'den ithal ediliyor. Ve efendim çocuklar alıyor bunu. Hatta giysiler, okul giysileri. Çocuklar alıyor. Allah bilir ne gibi etkileri var. Bunu artık hekimlerimiz mi, sağlık hukukçuları mı kim araştıracaksa araştırırsa bulsun. Ama yeni yeni bu ilanlar çıkmaya başladı. Gözünüze çarptığımı bilmiyorum. Ben 3 örneğini yarın getireceğim. Şimdi bu kanunların bazılarını şöyle bir gözden geçirelim. 224 sayılı yasadan bahsettik. Amaç insan hakları evrensel bildirgesinde bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden yararlanmanın sosyal adalete uygun bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Sağlık hizmetleri insan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesisinden korunmasıdır. 3359 sayılı sağlık hizmetleri temel kanun. En başta 3. maddesi B'de koruyucu sağlık hizmetlerinden söz etmiş. Ve aynı maddede devletin denetleme yükümlülüğünden bahsetmiş. 2872 sayılı çevre yasası. Bu kanun amacı bütün canlıların ortak varlığını çevrenin sürdürülebilir ve çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. Çevre tanımı da yapılmış ayrı maddede. Şimdi düşünün. Çevre durmadan tahrip ediliyor mu şu anda? Olmadık yerlerde HES'ler açılarak efendim termik santraller açılarak çevre yok edilmiyor mu? Sularımız kirletilmiyor mu? Havamız kirletilmiyor mu? Denizlerimiz yok edilmiyor mu? Buyurun. Ve peki ne işe yarıyor bu çevre kanunu? Ayrıca bunun ceza hükümleri de var. Ben uygulandığını duymadım. Duyan varsa söylesin. Biyogüvenlik yasası. Bu biyogüvenlik yasasında bakın çok enteresan. Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek. Nerede engelleniyor? Piyasa baştan aşağı GDO'lu ürün de olur. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliğin korunması. Hani nerede? Şimdi birazdan bu biyogüvenlik yasasının maddelerinden söz edeceğim. Biyotip sözleşmesi, uluslararası biyotip sözleşmesi 6212 sayılı yasayla iş hukukumuza girdi. Sözleşmeyi imzalayanların tüm insanların haysiyetini ve kimliğini koruyacak ve biyoloji ve tıbbın uygulanmasında ayrım yapmadan herkesin bütün ürünü ve diğer hak ve özgürlüklerine sahip gösterilmesini güvence altına alacakları kararlaştırılmıştır. İyi. Çok güzel. Gelelim ürün yasasına. Bu konunun kanunun amacı ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetim. Kanun çıktığından beri bu yapılmıyordu. Yenilerde yapılmaya başlamış. Bayağı da sevindik ya. Yasanın 10 ve 11. maddeleri. Piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliklerde belirtilen usul esaslara çerçevesinde yapılmış. Çıkarılmış bir yönetmelik. İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi bu bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilen bulunması halinde taşıdıkları risklere kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesi yasaklanması sağlanır. Ne yasaklandı bugüne kadar? Hadi bir örnek ver. 7. madde. Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması zorunludur. Risk altındaki tüketici gruplarından da bahsedilmiş. Sağlığa zararlı ürünler.
Ben bir kısmını şöyle aldım. Bunlardan bazılarından söz edeceğim. GDO'lu ürünler. Şimdi GDO'lu ürünler için üç yararından bahsediliyor. Bir, daha efendim nitelikli ürün oluyormuş. Tartışın. İkincisi, raf ömrünü uzatıyormuş. Üçüncüsü de üretimde büyük sonuçlar alıyormuş, verimlilik alıyormuş. Yani artan dünya nüfusunu besleyecek oranda fazla ürün elde etme olanağı varmış. Ama kanunun üçüncü maddesi, beşinci fıkrasında zararlarından bahsediliyor. Bakın, insan, hayvan, bitki sahibi, çevre, biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Üretici ve tüketicinin tercih hakkını ortadan kaldırıyor. Çevrenin ekolojik dengesinin ve ekosistemin bozulmasına neden oluyor. GDO ürünlerinin çevreye yayılma riskini söz konusu, biyolojik çeşitliliği devamlılığını tehlikeye düşürmesi gibi durumlar var. Ve beşinci maddesi, yetmemiş üçüncü madde, beşinci madde. GDO ürünlerinin onay alınmaksızın piyasaya sürülmesi. Sürülüyor mu? GDO ürünlerinin kurum kararlarına aykırı olarak kullanılması ve kullandırılması. Kullanılıyor mu? Genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi. Üretiliyor. GDO ve ürünlerinin belirlenen amaç ve alan dışında kullanımı. GDO ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri. Daha geçenlerde bebek mamaları ile ilgili görsel ve yazılı basında yazılar çıktı. Efendim, işte üç şeyine başta yararlı. Besin kalitesini artırıyor. Ne kadar artırıyorsa. Domatese balık geni aşılıyorsunuz. Besin kalitesini artırıyor. Raf ömrünüz artıyor falan filan. Ama zararları da işte doğal niteliklerini yitirdikleri söyleniyor. Alerjik reaksiyonları neden oluyor. Toksik etkiler yani zehir. Çevreyi tarım topraklarını bozmuyor. Biyolojik ve genetik çeşitliliği tehdit edildiği söylenmektedir. Karı koca iki ziraat mühendisi Ege'de bir arazi satın alıyorlar. Doğal ürün besleyecekler. Ben kendileriyle konuştum bir İzmir seyahatimde. Toprağı ıslah edebilmek için 3 yıl çalışmışlar. Ondan sonra doğal ürün elde etmeye başlamışlar. 3 yıl toprağı alt üst ettik diyorlar. Şimdi GDO'lu ürünler için bazı kimseler diyorlar ki yok hiçbir zararı yok. Ama çoğunluğun görüşü şu, uzun dönemde yaratabileceği etkilerden söz ediliyor. Şimdi bu etkiler neler olabilir? Bilmiyorum ben abartıyor muyum? Artık kalp hastalıkları, kalpten ölümler çocuklara kadar indi. Gebegeniş bir çocuk, efendim işte futbol oynarken veya işte arkadaşlarıyla birlikte gezerken birdenbire kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Bunları basında sık sık duyuyoruz. Artık bu uzun dönem ne kadar bir dönemdir bilemiyorum. Mısır şunu. Bütün bilim çevreleri, Mısır istasyonundan elde edilen şekerin, yani bilinen adıyla Mısır şurubunun, kanserden kalp hastalıklarına ve karaciğer yetmezliğine kadar birçok kronik hastalığa yol açtığını, yüksek oranda bulunan fruktozun enzimin direncini tetikleyerek şeker hastalığına ve siroza neden olduğunu, hormonal sistemleri bozduğunu, kanser hücrelerini artırdığını ileri sürmekte, ölümcül zehir olarak nitelemektedir. Ama işte Bakanlar Kurulu kararıyla 250 bin ton olarak belirlenen Mısır nişastası kotası %30 oranında artırılmış ama aslında %75'lere dayandığı söyleniyor. Şimdi NBŞ kullanımı AB ülkelerinde ortalama %2, Fransa'da 42%, Almanya'da 89%. Onların can, bizimki canı büyük. Aflatoksin. Tırlara sebzeler, meyveler yükleniyor. Avrupa'ya veya Rusya'ya gidiyor. Aflatoksini de geri çeviriyor. Geliyor. Bizim pazarlarımızda satılıyor. Biz de afiyetle yiyoruz. Efendim, bilinçsizce tarım ilaçları ve kimyasal gübreler kullanılıyor. Halbuki bunların öteden beri reçeteye bağlanmasından söz ederler. Seralarda bunlar kullanılıyor. Daha üzerlerindeki ilaç etkisi bitmeden piyasaya sürülüyor.
Onu da affet diyoruz. Sayın Ahmet Bey, süreniz bitmek üzere. Aman o zaman. Onun için. Tarım ilaçlarından söz edemiyorum. Diğer fast food beslenme, plastikler, oyuncaklar bunlardan zaten söz ettim. Çevre zararlarını geçmek zorundayım. Maden kömür ocaklarında olup bitenleri biliyoruz. Tedavi sağlık hizmetlerine geldik. Evet, şimdi yargıtay kararlarından ve danıştay kararlarından söz edeyim. Efendim, bir özel hastanede guatr ameliyatı oluyor. Fakat hastanenin yeterli donanımı yok. Ve hasta bir süre sonra ölüyor. Öldükten sonra avukat Adli Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açıyor. Ama bu arada hastaneye şikayet ediyorlar. Şikayet üzerine Sağlık Bakanlığı müfettişleri geliyorlar ve gerçekten hastanenin donanımsız olduğunu tespit ediyorlar. Ruhsatını iptal ediyorlar. İptal edildikten sonra şirket buhar oluyor. Ve artık alacakları bir şey yok. Hekimin fazla bir geliri yok. Tavsiye ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı dava edin diyoruz. Sağlık Bakanlığı'na dava ediyorlar. İdare yargıda dava kabul ediyor. Danıştay iki sayfa onama kararı veriyor. Ve bunu ben burada özet olarak verdim. Ve Sağlık Bakanlığı'ndan para tahsil ediyor. Tahsil edilen para destek tazminatı. Ama hastaneye de fuzuli masraflar yapılmış oluyor. Hastane yok ama hekim var. Bunun üzerine Asli Hukuk Mahkemesi'nde davayı devam etmek istiyorlar. Ama davalı taraf diyor ki dava konusuz kalmıştır, tazminatlarını almışlardır diyor. Mahkeme davayı reddediyor, temiz ediliyor. 13. Dairesi diyor ki tahsilde tekrar olmamak kaydıyla siz kalan zararınızı da hekimden tahsil edebilirsiniz. Bu karar örneklerini verdim. Şimdi başka bir karar üzerinde duracağım. Bazılarını geçmek zorundayım. Danıştay'ın devletin sorumluluğu üzerine çok güzel bir kararı var. Onu buraya koydum ama işte gördüğünüz gibi zaman yetmiyor. Onun için son bölüme geleceğim. Mısır Şurubu ile ilgili bir davayı. Efendim, Bursa'nın Gelnik ilçesinde nişasta fabrikası kurulması yönünde bakanlar kurulunca karar veriliyor. Bu karara karşı dava açılıyor, iptal ediliyor. Bunun üzerine diyorlar ki tarım arazisi üzerinde kurulmuştur diyerek iptal ediyorlar. Bunun üzerine imar planı değiştiriliyor. Buna karşı da dava açıyorlar, iptal ediliyor. Tekrar bir değişiklik yapıyorlar, imar değişikliği, bu da iptal ediliyor. Arda arda 5 davada iptal kararları verilmesine rağmen başbakanın imzasıyla fabrikanın kurulmasına ve çalışmasına devam etmesi yönünde talimat veriliyor. Ve böylece nişasta fabrikası kuruluyor, mısır şurubu üretmeye başlıyor. Bu fabrika halen kaçak. Türkiye'de kaçak olmayan hangi bina var? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ancak bu kadar yetiştiriyorum. Arkadaşım çok çok önemli bir konuyu değinecek. Lütfen salondan ayrılmayın. Bence bir ülke sorunudur. Bir insanlık sorunudur. Lütfen dikkatle dinleyin. Yazısını okudum. Mükemmel bir çalışma. Kendisini kutluyorum.